olmuyor bu iş şu anda gene. Ama bu çok çabuk yaşandı. Şimdi çok çabuk fail'i yaşadım ve doğrusunu yapacağıma inanıyorum. Çünkü fail'i yaşadık yani. Düşünmüyorum. Kitabı yakıyordum. Bu kitaplar, bu aldığım, ya aman. Müthişti, müthiş, müthiş. Kitap bu. Selam, ben Sevde. Bugün bir kitap alışverişi videosu çekeceğim. Aslında uzun zamandır kitap alışverişi videosu da, kitap videosu da çekemiyordum. Dolayısıyla bugün çekeyim dedim. Siparişi ben iş yerine vermiştim ve iş yerine kargo geldi. Zaten iş çok yoğun olduğu için ben bunu bir türlü açamadım. Açamayınca da en azından videoda açayım ve o arada muhabbet edeyim diye düşündüm. Hayatımda ilk defa bu kadar çok kitabı bir anda alıyorum. BKM kitaptan aldım hepsini ve indirimdeydi. Fakat BKM kitaba sinirliyim ve hiçbir şekilde bir işbirliği videosu değil, sponsor falan asla yok. Suç ve Ceza'yı söylemiştim bu kitaplara ek olarak. Ve beni yaklaşık bir 7-8 gün kadar Suç ve Ceza tedarik sürecinde olduğu için beklettiler. Bir türlü yani kargo çıkmıyor. Ben de diyorum ki herhalde tedarik edecekler. Suç ve Ceza da gelecek. Hiç sıkıntı değil, beklerim diye düşünüyorum ve Suç ve Ceza gelmedi. Üstüne bir de bekledim ve sipariş elime çok çok geç ulaştı. O yüzden birazcık sinirliyim ve geç gelmiş olan bu kargomu şu an açacağım. Yalnız bir şey söyleyeceğim. İlk defa çok fazla kitap söyledim ve gerçekten şu an biraz heyecanlandım. Gayet güzel. Bunları ben yolda gelirken patlattım bayağı bir paketin dışından şu şekil. Ama gene patlatırız yani. Sinirli, stresli günlerim için bunları ben genelde kenarda tutuyorum bir süre. İlk kitapla başlıyorum. Bir şeyler var arada galiba ya. Neden gelmiyor kitap? Geldi. Bunu acaba şuraya mı koysam? İşte bu işi daha önce yapmadım ne kadar belli. Önümde bir şey yok. Evet. Heh. Bunlar çıktı, şimdi göstereyim bunu. Ayraç. Gayet normal. Ve kargo garanti belgesi diye bir şey gelmiş. Hep yolluyorlar galiba BKM kitaptan. Daha önce başkalarının videolarında görmüştüm. Evet, şimdi ilk kitabı göstereceğim. Frances Teğmen'in Kadını, John Fowles. Bu bir İngiliz edebiyatı kitabı ve İngiliz edebiyatının, hatta dünya edebiyatının gelmiş geçmiş en iyi romanı olduğunu iddia eden yorumlar var. Hatta Orhan Pamuk'un da bir yorumu var. Kitabın arkasına yazmışlar. Frances Teğmen'in Kadını yalnız bu yüzyıl yazılmış en iyi tarih romanlarından biri değil. Hayatta okuduğum en esrarlı ve mantıklı aşk romanı da okuyun demiş. Ben uzun zamandır aşk romanı okumuyorum. Hatta içinde aşk geçen herhangi bir şey okumuyorum. İzlediğim filmler ve dizilerde de pek fazla aşk geçmiyor. İlgi alanım olmadığı için sanırım. Fakat biz bu kitabı kitap kulübünde okumak üzere aldık. Benim elime biraz geç geçtiği için ben henüz okuyamadım ama kitap kulübüne dün gittim ve insanlar genellikle çok beğenmiş, çok akıcı bulmuşlar kitabı ve Jane Austen'e benzetenler oldu. Dolayısıyla ben de çok merak ediyorum ve haftaya biz bu kitabı sanırım bitirmiş olarak gideceğiz kitap kulübüne, yanlış hatırlamıyorsam şu an. Hem akıcı olduğunu biraz hissediyorum, önden biraz araştırmalar yaptım, hem de uzun zamandır aşklı bir şey okumadığım için belki böyle tadı daha farklı gelir gibi hissediyorum. Yani böyle alıp götürür gibi düşünüyorum. Umarım öyle olur. Bu şu an aldığım ilk kitaptı. Umarım öyle olur. Bu kitabı elimden bırakıyorum ve diğer kitaba geçiyorum. Bu aradaki geçiş cümlesini yapamıyorum. Fakat ilk önce bu kitabı okuyacağım bunların arasında. Onu söylemeye çalışıyorum. Olmadı değil mi gene? İkinci kitabımızı görelim. Velhasıl kelam. Görüşmek üzere. Kamera gerçekten ciddi bir varlıkmış gibi görünüyor bana şu anda. Beni küçümsediğini hissediyorum. Frances Teğmen'in Kadını'na bu videoyu çeker çekmez bitirdiğim anda hemen başlayacağım ve haftaya, çarşambaya kadar bitirmiş olmayı planlıyorum. İkinci kitaba geçiyorum. Umarım geçtim. Evet. Şu anda yalnız bu kitabın kapağını ben ilk defa görüyorum. Yani sipariş ederken bakmamışım herhalde ve kapağı bence çok güzel. Normalde Murakami'nin kapaklarını bence biraz kötü yapıyorlar ama ben bunu beğendim. Murakami'nin ben şu ana kadar sadece bir kitabını okudum. O da zaten böyle farklı bir öykü kitabıydı. Hani alışık olduğumuz bu kapak tipinde basılan kitaplarından değildi. Kuşe kağıttaydı. Aynı zamanda çizimler falan da vardı benim okuduğum versiyonunda. Dolayısıyla aslında ben doğru düzgün böyle bir Murakami romanı ya da hani uzun ve gerçek bir Murakami kitabı henüz okumadım. Üslubuna hakim değilim. Çok fazla popüler olduğu ve çok duyduğum için bir yandan merak ediyorum. Bir yandan da yine bu kitabı da kitap kulübünün listesinde olduğu için almak durumunda kaldım ve bence şu anda kitabın kapağı falan benim çok hoşuma gitti. Güzel bir kitap olacağını düşünüyorum. Şimdilik tabii ki bir yorum yapamıyorum kendisiyle ilgili. Diğer kitabımız derken elime bir sürü ayraçlar geliyor. Bayağı bir ayraç. Bu ayraçların güzel olan kısmı şu herhalde. BKM kitaba sinirli olduğum için çok fazla anlatmak istemiyorum ama bugün kaç sayfa okudun diye arkada bir çizelge var ve kullanmak isteyenler yazabilir yani. Ama onun dışında niye bu kadar çok ayraç yollamışlar anlamadım.
sevinmiyorum. Asla tatmin olmuyorum çünkü Suç ve Ceza'yı bana yollamadınız. Evet, devam edelim aynı ayraçlardan biraz daha ve umuyorum ki evet. Tek meyve portakal değildir. Bu kitapta da aslında bir genç kızın annesine ve genel olarak kiliseye karşı bir takım ayaklanmaları, kendisi yaşadığı iç huzursuzluğu ve aslında ergenlik döneminde yaşanan şeyleri anlattığını biliyorum. Tabii ki bu şekilde değil, çok daha derinlemesine ve çok daha edebi olarak da kuvvetli bir kitap olduğunu biliyorum. Bunu da yine kitap kulübü için aldım. Zaten aslında ben bu kadar böyle yoğun ve ard arda bir sürü kitabı aldığım alışverişler yapmıyordum. Kitap kulübünde bizim okuyacağımız kitapların belli bir listesi var. Bu listeyi kesin ve net bir şekilde belirledik. O yüzden önümüzde okuyacağımız 4-5 kitap, hatta 6-7 kitap belli olunca ben de hepsini birden almak istedim. O yüzden şu an göstereceğim kitapların hemen hepsini sanırım kitap kulübü için almıştım zaten. Tek tek hep söylemeyeyim aynı şeyi. Melisa Kesmez, Atları Bağlayın, Geceyi Burada Geçireceğiz. Ben Melisa Kesmez'i de şu ana kadar hiç okumadım ve bunun için aslında bir tık utanıyorum. Yani Murakami falan, evet, çok büyük yazarlar ve çok fazla zaten son dönemde gerçekten hit olan yazarlar. Yani herkesin eline en azından bir kere kitabı geçmiş olan yazarlar. Yine de Murakami okumamış olmak bana çok garip gelmiyor. Ama Melisa Kesmez'in özellikle son kitabı Nohut Oda çıktığından beri çok fazla arkadaşım bana önerdi. Çok fazla insanlar yine videolarda falan gördüm. Ve gerçekten ilgimi çekmişti. Fakat bir türlü alamamıştım. Kısmet bu kitabı aymış. Bunu da zaten kitap kulübünde okumak üzere aldık. Ama sanırım kulüpte sırası gelene kadar ben bunu okur bitiririm. Araya karıştırırım diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok merak ediyorum. Hem de ince olması hasebiyle de gerçekten hani başlayınca böyle bir günde, iki günde bitecekmiş gibi hissediyorum. Gerçekten ilgimi çeken kitaplardan biri. Zaten şu anda benim sevindiğim nokta şu. Kitap kulübünde ben genellikle kitap önermemeye çalışıyorum. Yani okuyacağımız kitapları hep beraber seçiyoruz. Birileri öneriyor. Herkesin kafasına yatan kitapları da listeye ekliyoruz. O şekilde oluyor. Ve ben kitap kulübüne gittiğimden beri inatla ya ben kitap önermeyeceğim, siz ne öneriyorsunuz onu merak ediyorum deyip duruyorum ki hani insanların okudukları şeylerden ya da merak ettikleri şeylerden faydalanabileyim. Çünkü kendi ilgimi çeken şeyler zaten ilgimi çekiyor. Hani ekstra bir şeyler öğrenebileyim. Melisa Kesmez'i de bu sayede almış oldum. Bu yüzden çok mutluyum. Devam ediyorum. Sıradaki kitabım. Şu an bunun ne olduğunu ben çok iyi biliyorum ve aslında siz de görünce tanıyacaksınız bunu. Oblomov. Oblomov'u hala okumadım. Bunun için yani utanç duymuyorum, pişmanlık da duymuyorum. Sanki okumam gereken zaman bu zamanmış gibi hissediyorum. Fakat kitapla ilgili bu zamana kadar o kadar çok okudum ki. Ve okuduğum kitapların içerisinde de Oblomov'a çok fazla gönderme yapılıyor. Her zaman için işte Oğuz Atay'ın kitaplarında olsun başka. Ya çok fazla kitapta Oblomov'u artık inanılmaz fazla duydum. Gonçarov'un zaten inanılmaz klasik bir kitabı. Sadece bu kitapla ilgili bugün bir okuma yaparken şunu gördüm. Belki çok bilinen bir şeydir ama bana biraz farklı gelmişti. Gonçarov bu kitabı bir ayda yazmış ve daha sonra ona bir ayda nasıl bu kadar büyük bir eser çıkardınız dediklerinde de size bu kadar büyük bir eseri çıkarmış olmam garip geliyor olabilir. Ancak ben bu kitabı zaten kafamda yıllardır yazıyordum. Sadece kağıda dökmesi kalmıştı demiş. Gerçekten çok çok fazla merak ediyorum. Bunu da kitap kulübünde okuyacağız. Sanıyorum kitap kulübünde bizim bunu okumamız Mayıs ayını falan bulacak. O arada eğer ki boş bir vaktim olursa yani gerçekten odaklanarak bunu okuyabileceğim. Bunu da böyle biraz ön sıralara atmayı düşünüyorum. Çünkü beni gerçekten heyecanlandıran bir kitap. Diğer iki kitabı kendime almadım. Birini anneme aldım. Birini de BKM'nin hediyesiydi. O şekilde aldım. İclal Aydın, Üç Kız Kardeş. Bunu anneme aldım. Bu kitap çıktığından beri aklıma sürekli annem geliyor. Yani bu kitabın kapağını gördüğümde, bu kitapla ilgili bir yorum gördüğümde sürekli olarak annem geliyor. Annemler de üç kız kardeş ve tam böyle bir annenin okuyup da biraz böyle nostaljik olarak hani geçmişe gidebileceği, hem çok akıcı giden hem ailevi bağları işleyen bir kitap olduğunu düşündüm. Yani nedense bende öyle bir izlenim yarattı. Daha sonra biraz hakkında okuduğumda da gerçekten annemin beğeneceği bir kitap olduğunu düşündüm. O yüzden anneme böyle bir hediye aldım. Kendisi de şu an bunu buradan öğreniyor. Öyle. Bence bu arada gerçekten güzel bir kitaba benziyor. Yani ben de belki anneme vermeden şöyle bir göz gezdirebilirim ya da okuyabilirim. Belli olmaz. Son kitabım ise, şu anda bunun nasıl bir kitap çıkacağını çok merak ediyorum. Sherlock Holmes, Suç Uyanıyor. Neden bu kadar çok baktım? Çünkü BKM'nin sitesinde tam olarak kalınlığını, işte kapağının şeklini falan tam anlayamamıştım. O yüzden bayağı bir farklı geldi. Sherlock Holmes zaten Sherlock Holmes, yani bizim evde de çok seviliyor. Hatta şöyle bir şey oldu, ben annemle telefonda konuşuyordum, işte söyledim ben işte birkaç tane kitap aldım, yanında Sherlock Holmes hediye geldi, onu da babam ya da kardeşim okur diye düşünüyorum falan dedim. Şey diyor bana,
ben niye okumuyormuşum Sherlock Holmes'u? Ben okuyacağım ilk önce falan diyor. Tamam yani sen oku ilk önce ama bu bizim evde böyle herkesin elinden gezecek bir kitap. Zaten bayağı sevdiğimiz bir karakter. Üstüne bir şey söylememe gerek var mı bilmiyorum. Sadece umarım ki çevirisi güzeldir. Çünkü yayın evi Ren Yayın Evi. İlk defa elime Ren Yayın Evi'nden bir şey geçiyor. Umarım güzeldir. Böyle bir hediye kitabımın olması da beni gayet mutlu etti. Sadece dediğim gibi Suç ve Ceza'yı keşke getirseydiniz, elime ulaşsaydı o kadar beklemenin sonunda, ulaşmayacaksa da en baştan bunu söyleme şansınız olsaydı da gerçekten 10 gün falan toplamda kargo beklemeseydim diyorum BKM Kitap. Benim kitap alışverişim bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve daha bir önceki videomda söylediğim gibi fikirlerinizi, yorumlarınızı ve görüşlerinizi videonun altına bırakmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.